Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, İstanbul İstiklal Caddesi'nde yapılan bombalı saldırı hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Tercan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yapılan o namussuzca saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Türk milletinin canına, malına ve vatanına kasteden teröristler için bir an önce meclisten idam yasasının çıkmasını talep ediyorum. Bu işlerin arkasında olan devletlere ve şer odaklarına Türk milletinin gücünün gösterilmesinin elzem olduğunu düşünüyorum. Asmayalım da besleyelim mi? İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan insanlık kasabı kadın PKK'dan, PYD'den emir alarak Türk milletinin canını yaktı. İnşallah onların canı da çok yakında yanacak. Siz sarar sarmalarsınız, onlar öldürür. Hepsi bebek katili, hepsi cani, hepsi hain ve hepsinin arkasında aynı eller var. Türk milleti güçlenmesin, Türk milleti huzurlu olmasın diye yapıyorlar. Omuz omuza aşacağız. Biri YPG terör örgütü değil, YPG bize saldırmaz diyen, biri HDP Kürtlerin temsilcisi diyen, biri Kürdistan denilmesinden rahatsız olmam diyen, biri Suriye'de Kürtler devlet kursun diyen, biri anayasanın ilk 4 maddesi değişsin diyen, biri de hepsinin şakşakçısı. Bu açıkça devlet ve vatan düşmanlığı değil midir? Hainlik, alçaklık, kahpelik değil midir? Teröre destek vermek, PKK'ya arka çıkmak değil midir? Emperyalizme selam çakmak, onlarla iş tutup Türkiye'yi arkadan vurmak değil midir? Herkes elini vicdanına koysun, bir kez değil bin kez düşünsün. PKK'ya arka çıkan, emperyalizme casusluk yapan bu zihniyete Türk devleti teslim edilebilir mi? Bu vatan bunlara emanet edilebilir mi? Türk milletinin kaderi bunların inisiyatifine bırakılabilir mi? Ey Türk'ün önünde mayın döşeyen devletler, ey taşeron örgütler, ey teröristler, ey yerel işbirlikçiler, Türk'ü yenemeyeceksiniz ve Türk'ün geri dönüşünü asla durduramayacaksınız. Elbette döktüğünüz kanda sizi boğacağız. Bu saldırıda canını kaybeden 6 canımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. 81 yaralımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.